Fulya hazırmış. Fulya'ya gidelim. Fulya İran'da. Fulya orada neler oluyor? Şimdi İsrail'e sirenler çaldı. Kuzeyine saldırı oldu. Daha çok Hizbullah gibi görünüyor. Ama İran'dan herhangi bir açıklama, herhangi bir hareket İran'da var mı? Sendeyiz, dinliyoruz. Bu arada sizlerin de Fulya sorusu varsa lütfen Fulya konuşurken yöneltin. Fulya. Hande Fırat, iyi akşamlar. Kameramın arkadaşım Doğukan Yıldırım'la beraber başkent Tahran sokaklarındayız. Elbette bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor İran'da. Zaman zaman açıklamalar geliyor ama şu son bir saat içinde yeni bir açıklama yok. Ama neler oluyor diye sorarsanız İran'da, İran İsrail'in olası saldırısına karşı ciddi anlamda bir hazırlık yapıyor, tedbir alıyor. Yüksek alarm durumu orduda devam ediyor. Aynı zamanda bir parantez açmak lazım. İran makamları İsrail tarafından düzenlenebilecek suikastlere karşı da aslında tedbirler alıyor. Sahada, sokakta çok sayıda istihbaratçı bölgede. Bunun altını net bir şekilde çizelim. Yani özellikle başkent Tahran sokaklarında istihbaratçılar adeta kol geziyor diyebiliriz. Zaman zaman burada insanları da özellikle mesela dün de bizim başımıza geldi. Bir ona yakın istihbaratçının sorularına maruz kaldık. Sıkı bir önlem var. Bunu söyleyelim. Şimdi İsrail'in olası saldırısı gündemde yerini koruyor. Bir yandan ABD ile İsrail'in anlaştığı, İsrail'in İran'ı şimdilik gündeminden düşüreceği, Refah, Gazze'nin Refah kentine işgalde bulunacağına dair bir takım medyaya sızan istihbarat bilgileri var. Böyle mi olacak bilinmez ama İsrail İran'ı şimdilik gündeminden çıkartacak mı? Yoksa büyük bir saldırı olacak mı? Yoksa vekil güçlere mi olacak? Siber saldırı mı olacak? Suikastler mi olacak? Bütün ihtimaller İran makamlarında da değerlendiriliyor. Bu yönde de önlemler alınıyor. Şimdi bugün aslında Sky News'un bir haberi vardı. Şuydu haber: İsrail, İran'ın hava üslerine ve nükleer tesislerine saldırı düzenleyebilir iddiası ortaya atıldı. Bunun üzerine İran devrim muhafızları nükleer güvenlik sorumlusundan bir açıklama geldi. İsrail'in tehditleri nedeniyle nükleer doktrinimizi ve nükleer siyasetimizi gözden geçirebiliriz. Eğer nükleer tesislerimiz tehdit edilirse İsrail'e saldırırız. Düşmanın nükleer tesislerini tespit ettik. Ordumuzun parmağı tetikte. Olası bir durumda hepsini yok etmek için füzeler ateşlenecek dedi. İran devrim muhafızları nükleer güvenlik sorumlusunun yapmış olduğu açıklama buydu. Son gelen bir açıklama daha var. Devrim muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Acizade'nin bir açıklaması var. Gerçek vaat operasyonu sırasında minimum yetenekleri ve eski silahları kullandık. İran tümü yüksek kapasiteli ağır füzeleri ve hipersonik füzelerini henüz kullanmadığı açıklaması var. Yani İran tarafından İsrail'in olası saldırısına karşı peş peşe çok sert açıklamalar geliyor. Eğer ki İsrail doğrudan İran'a hedef alırsa bizim tümü yüksek kapasiteli ağır füzelerini ve hipersonik füzelerini henüz kullanmadığı İran açıklaması geldi. Bunu söyleyelim. Şimdi bölgede gerçekten baktığımız zaman İran makamlarıyla, yetkilileriyle zaman zaman iletişime geçme fırsatımız oluyor. Bugün de bir yetkiliyle görüştük, yüz yüze bir görüşme yaptık Doğukan Yıldırım'la beraber. Kendileri ısrarla, yani net bir şekilde şunu söylüyorlar. Açıkçası böyle bir düşünce var. İsrail'in doğrudan İran'a hedef alamayacağı yönünde, ama bütün hazırlıklarımızı biz yaptık. Bizim ordumuz teyakkuz halinde, o açıklaması yapılıyor. İşte ama diğer ne olabilir peki? Nasıl bir saldırı yapılabilir? İşte suikastler, siber saldırılar, bankacılık hizmetlerine yönelik yapılabilecek bir yine siber saldırı. Bunun üzerine de ihtimaller düşünülüyor. Ve bu yönde de burada bir takım önlemler alınıyor. Şimdi Doğukan'la beraber başkent Tahran sokaklarındayız. Tahran sokaklarına baktığımızda pazar gününden bu yana hem Tebriz'de hem Tahran'da, daha doğrusu İran'da her noktada hayat normal akışında. Herhangi bir sokakta, sahada insanlarda bir tedirginlik yok. Kimle konuşsak biz zaten alışığız bu gerginliğe diyorlar. Ve herhangi bir korku ve panik içinde olmadıklarını söylüyorlar. Hayat gerçekten normal akışında devam ediyor. Ve ordu teyakkuzdayız açıklamaları yaparken sahada da insanların son derece rahat ve soğukkanlı bir şekilde, herhangi bir korku panik havası olmadan hayatlarına devam ettiğini görüyoruz.
gidiyoruz. Ama İran sokaklarında şu an belki size gösteremeyeceğim bulunduğum yerde ama özellikle dün ve bugün Tahran'da yaptığımız yayınlarda birçok afişlere denk geldik. İran İsrail'e mesajını Tahran sokaklarında afişler üzerinden de veriyor. Nedir o afişler diye sorarsanız gerçekten birçok noktada göze çarpmak mümkün. Göze çarpıyor bu afişler. Şu an bizim yayın yaptığımız nokta başkent Tahran'da meşhur bir sokak aslında. Daha çok gençlerin geldiği, kafelerin, restoranların olduğu bir sokak burası. Ve bugün aslında tatil başladı. İran'da haftalık tatil, Perşembe, Cuma. Dolayısıyla yarın da tatil burada. Dolayısıyla sokaklar çok daha hareketli. Burayı nasıl anlatabilirim size? İstanbul'daki Beşiktaş gibi düşünün. Yan yana kafeler var ve gençlerin, ailelerin geldiği bir sokak burası. Şu anda mesela trafik oluşmuş durumda. Kafelere girenler, çıkanları görüyoruz. Araç ve insan hareketliliğini görüyoruz. Malum bugün tatil başladı. Yarın da tatil. Dolayısıyla Tahran sokakları son derece hareketli. Şimdi o afişlerden bahsediyordum. Şu an o afişler bu sokakta yok ama özellikle büyük caddelerde, meydandaki Tahran'da meşhur Filistin Meydanı var. Özellikle orada kocaman dev afişler, pankartlar var. Binalara giydirilen o afişlerden var. Mesela bir afişte şu yazıyordu. İsrail saldırırsa bir sonraki tokatımız daha sert olacak şeklinde. Hem İbranice hem Farsça afişler var. Ve İran füzelerinin yer aldığı görseller var. İşte İsrail bayraklarının İran füzeleri tarafından delinmiş şekilde yırtılmış İsrail bayrakları var. Buradan da sokaklarda da İran İsrail'e mesajlar veriyor. Birçok noktada o afişleri, pankartları görüyoruz Tahran sokaklarında. Ama dediğim gibi özellikle çok hareketli, çok Tahran'ın gerçekten kalbi diyeceğimiz meşhur bir cadde üzerindeyiz. Sağ tarafta, sol tarafta kafeler var. Mesela bir kafeye girelim, gösterelim buradaki atmosferi. İran sokaklarında, başkent Tahran'da neler oluyor? Doğukan şimdi gösteriyor, bir kafeye giriyoruz mesela. Son derece de kalabalık aslında. İşte burada gençler ve aileler çay içiyorlar, yemek yiyorlar. Bugün dediğim gibi tatil başladı. Yarın da tatil olduğu için özellikle bu kafeler daha da hareketli. Mesela sağ tarafta bir canlı müzik var. Doğukan'la şöyle girelim. Hayat çok normal diyoruz ya. Evet, normal akışında devam ediyor. Doğukan şimdi görüntüleri gösteriyor. Burada mesela kalabalık eğlenenleri görüyoruz. Canlı müzik var şu an. Bakın başkent Tahran'da bir kafeye girdik. Kafeden canlı görüntüler Doğukan ekrana getiriyor. Canlı müzik yapılıyor. Burada aileler eğleniyor. Gençler eğleniyor. İçeriden görüntüler. Elbette yani hep anlatıyordum. Pazar gününden bu yana neler görüyoruz, neler görüntülüyoruz. Son derece işte hayatın normal aktığını gösteriyoruz. Şimdi şöyle diğer tarafı da gösterelim. Tabii bu arada hep altını çiziyorum. Yayın yaptığımız her noktada Türk kardeşlerimizle de karşılaşıyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Yine açıkçası yayınlarımızı gördükleri zaman yanımıza geliyorlar, çevremize geliyorlar. Evet, şimdi işte yemek yiyenleri Doğukan Yıldırım görüntülüyor. İşte çay içenler. Burası bir aynı zamanda bir çay bahçesi gibi diyeyim size. Bir nargile kafe gibi. Burada aileler işte oturuyor. Son derece de kalabalık, hareketli bir yer. Onu söyleyeyim size. Şimdi başkent Tahran'da durum böyle. Özellikle bugün ve yarın da yine sokaklar ve kafeler böyle hareketli olacak. Çünkü yarın da tatil olduğu için hayatın aynı cumartesi günü İran'ın İsrail'e yapmış olduğu misillemenin ardından ne değişti sokaklarda? Hiçbir şeyin değişmediğini görüyoruz, görüntülüyoruz. Şimdi Doğukan'la beraber şöyle bir bu kafeye girdik, göstermiş olduk. Tekrar böyle hani sokaklara çıkacağız. Bakın şu tarafı da Doğukan göster. Yine aynı zamanda. Burada tabii hani benimle yayın yaparken böyle geliyorlar, karşılaşıyoruz insanlarla, konuşuyoruz, ediyoruz. Sizinle de karşılaştık. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, teşekkürler. Hoş geldiniz. CNN'den mi geldiniz? Evet, tabii ki. Teşekkürler. Ben bir mesaj verebilir miyim acaba? Öncelikle siz burada mı yaşıyorsunuz? Tabii, Tahran'da yaşıyorum. Tebrizliyim aslında, Tahran'da yaşıyorum. Hı hı. Nasılsınız? Herhangi bir sokakları dolaşıyoruz, görüntülüyoruz. Herhangi bir böyle hani korku, panik havası var mı İsrail İran'a saldırırsa? Nasıl sokaklardaki durum diye görüntülüyoruz ama gayet normal. Siz ne yapıyorsunuz?
neler söylersiniz? Var mı herhangi bir? Her şey normal. Gördüğünüz gibi herkes kendi keyfinde. Canlı müzik var. O İsrail'in yaptığı propaganda, siyasi yutturmalacar, bilmem istikrarsızlaştırmak falan. Bunlar bizim için hiçbir önemi yoktur. Biz bu arada CNN'i İran'da herkes izliyor. Ben önce onu da söyleyeyim. Sonra İsrail'e geldi. Herkes seviyor CNN'i. Burada vallahi çok karşılaşıyoruz gerçekten. Bizzat ben kendim çok seviyorum. Benim sevgimim de benim hünerim değil, sanatım değil. Aslında bu CNN kanalının sanatıdır. O bize yansıtıyor. Türkler kısaca buna sevdirmiş kendisini derler. O yüzden buradan kimin programı bu akşam? Hande Fırat'ın programı. Hande Fırat kızımızın programı sağ olsun. Ben onun konuklarını da biliyorum. İzin verirseniz konuklarına da bir merhaba diyeyim buradan. Öncelikle Türkiye'ye bugün Tokat depremi geçmiş olsun. Tokat'ta deprem oldu. Tabii. 5.6 deprem oldu. Size selamı var Hande Hanım'ın, Hande Fırat'ın. Biz de çok selamlarımızı gönderiyoruz. Çok sağ olsunlar. Gerçekten Hande Hanım çok izleniyor İran'da CNN Türk. Çok defa yanımıza da geliyorlar, böyle yayınımızı izleyenler geliyorlar. Size selamlarını iletti Hande Hanım. Sağ olsunlar. Benden de çok selamlar, hürmetler, saygılar. Çok sabırlı bir hanımefendidir. Tartışmalarda hiç çileden çıkmıyor. Bu özelliğini de biliyorum. Bu arada devlete, Türk devletine, Türk milletine geçmiş olsun. Orada bildiğim kadarıyla İsmet Özçelik olur genelde, misafir olur. İsmet abi var bu akşam. Abdullah var, Zafer Şahin var. Seviyoruz. Melik abi var zannediyorum. Melik Çivitel de seviyoruz. Bakan da var, eski devlet bakanı Masum Türker. Çok herkesi efendim. Tanıyor. Herkes Ahmet Hakan'ın konuklarını ayrıca tanıyorum. Vallahi harika, tebrik ediyorum. Hande Fırat'ın konuklarını ayrıca. Gerçekten tebrik ediyorum. Çok sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Misafirlerini, konuklarını tanıyorum. Başka Semiha Şahin. Herkesi biliyoruz ya. Semiha Şahin falan diye herkesi tanıyor yani abicim. Abim şöyle yolu tıkadık. Bak arkadan insanlar tabii kafeye girmeye çalışıyorlar şu an bu arada. Panik durumu yoktur burada. Fulya Hanım. Hiç panik durum yok. Herkes keyfinde. Valla şöyle iyi akşamlar diyelim. Şöyle el sallayalım onlara. Selamlar. İyi akşamlar. İyi misiniz? Teşekkürler. Ne var ne yok? Nasıl gidiyor hayat diye soracağım ama gayet normal gidiyor. Gayet iyi gidiyor gayet burada. Gayet normal, gayet güzel. Çok memnunuz. Teşekkür ederim. Peki efendim. İyi akşamlar olsun. İyi akşamlar. Sağ olun. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Nasılsın? Siz burada mı yaşıyorsunuz? Evet ben burada. Yok ben burada yaşıyorum ama 5 yıl önce ben İstanbul'a geldim. Çalıştım, turizm şirketi. Gezdiniz, gördünüz. Evet her şeyi. Evet. Peki çok kısa şey sorsam size, İsrail İran'daki gelişmeler yakından takip ediyor. Siz de takip ediyor musunuz? İsrail'in İran'a bir saldırısı konuşuluyor. Böyle bir korku panik var mı diye bakıyoruz sokaklara ama gayet normal hayat. Bunu görüyoruz. Tamam pardon ama siz... Buyurun. Yok yani bir şey değil. Yani önemli bir şey değil. Ama biz de çok korktuk. Yani biz çok korktum ama sıkıntı değil yani her şey. Ama insanlar çok konuşuyor her şeyler yani İsrail nasıl olacak, nasıl olmuyor filan. Başka bir şey değil yani. Ama evet ama iki gün önce çok korktum. Neden iki gün önce korktunuz? Çünkü çok şeyler geldi, problemler geldi, haberler geliyordular. Yakından takip ediyorsunuz değil mi haberleri? Evet. Evet. Ama... Zaman zaman panik olmuyor değiliz diyorsunuz yani. Zaman panik de olmuyor. Evet ama yani sonra bilmiyoruz yani nasıl olacak ama söylediler ki Amerika dedi biz hiç... İstemiyoruz. Yardım etmiyorum. Evet yardım etmiyorum. İsrail'in İran'a saldırabileceğini düşünüyor musunuz? Biraz yani sakin olduk yani. Evet. Peki. Tam fazla zorlamayayım sizi de. Rahatınızı da bozmayayım. İyi akşamlar olsun. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Keyfinizi de bozmayalım şöyle. Abicim biz seni çok sevdik. Teşekkürler. Valla herkes... Yürekten yüreğe yol var ya. Eğer bir soru varsa ben alayım onu İsrail'le ilgili. Önce CNN kanalı
gerçekten sevilen bir kanaldır İran'da. Bunu başka amaçla söylemiyorum. Gerçekten doğru haberler veriyor. Hatta seçimde de herkes CNN kanalı izliyor. Gördüğünüz burada gibi burada açık var. Tokat'taki depremden bile haberiniz var. Her şeye evet, bakıyorsunuz. Her şeyden haberimiz var. Moderatörleri bile hepsini biliyorum. Buradan Ahmet Hakan'a da özel selamlar, saygılar, hürmetlerimi göndereyim. Dün akşam izledim. Çok güzel program yaptı. Misafirlerini de biliniz. Zafer Şahin de orada oldu. İkinci defa da oldu. Abi, çok selamlar. Valla eğer fırsat olursa hepsini biliyoruz. Hepsinin konuşma tarzından hoşlanıyoruz. Bizim mesela Türkiye'de Abdullah Ağar bu akşam orada mı? Abdullah Ağar. Abdullah abi orada. Abdullah Ağar, evet. Onun orada bakış açısı tabii ki askeri olarak da bizim fikrimizden biri olmayabilir. Ancak yine de çok saygı duyuyoruz. Veya Eray Güçlü'ye. Hepsine. Peki abi, hepsine saygımız sonsuz. Abicim peki şimdi bu İsrail-İran meseleleri bizim Türkiye'de peki çok konuşuluyor tabii, değerlendiriliyor. Bakıyormuşsunuz zaten programlarda tabii. Da izliyorsunuz yani. Bakıyorum. Herhangi bir korku panik de yok diyorsunuz. Hiç asla en ufak bir korku panik yok. Keşke fırsat olsaydı ben daha çok anlatsaydım. En ufak bir sıkıntınız yok. Herkes kendi keyfinde. Yapamaz zaten. Bundan sonra hiçbir şey yapamaz. Peki, peki. Gönlünüz rahat olsun. Peki abicim, sağ olun. Hayırlı akşamlar olsun. Keyfiniz bol olsun. Sağ olun efendim. Şimdi Hande Fırat, biz yani gösteriyoruz pazar gününden beri gerçekten hayatın normal akışta gittiğini zaten görüntülüyoruz ama tabii açıklamalar da oluyor. İran tarafı bir saldırı, olası bir saldırıya karşı, İsrail'in saldırısına karşı hazırlık, tedbir alıyor ve gerçekten sahada da sokakta da güvenlik önlemleri de arttırılmış durumda. Özellikle o işte suikastten söz ediyoruz. Bu yönde özel bir aslında önlem var, tedbirler var, bunu söyleyeyim size. Ve tabii ki yeni bir açıklama yok. Şimdi sıcak gelişmeden bahsettiniz siz. İsrail'deki sirenler çalıyor. Yine bir takım demir kubbeyi aşan bombalardan söz ediliyor. Yayını takip ettim ama bu taraftan henüz bir açıklama yok, ama resmi bir açıklama gelirse İran medyasına da bakacağız. Gelirse mutlaka canlı yayında aktaracağız sizlere. Fulya, çok çok teşekkürler. Gerçekten ellerinize sağlık. Herhangi bir gelişmede tabii ki döneceğiz.